hiçbir savaş şey ahlaklığı duymadan Filistin halkını günlerdir bombalamaktadır. Bizler Filistin halkının yanındayız. İsrail çoluk çocuk demeden bütün Filistin halkını katletmektedir. Hastaneleri bile bombalarıyla katletmektedir. Yaşasın tam bağımsız Filistin. Emperyalizm ve Siyonizm yenilecek, direnen halklar kazanacak. Filistin'de dirençli güçlerin Siyonist İsrail 1948'den beri süren işgaline karşı 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı direniş hamlesi işgalci Siyonist İsrail rejimi ile Filistin arasında gerilimi tırmandırmıştır. Emperyalistlerin modern silahlarla donattığı bir savaş makinesi olarak Orta Doğu halklarının başına musallat ettiği Siyonist rejim direnişçi güçlerin saldırıları ile büyük bir şoka uğradı. Her dönem emperyalistlerin açık desteğini arkasına alan Siyonist işgalciler son yıllarda Filistin direnişini ve davasını tasfiye etmek hedefiyle Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını tırmandırmıştır. Bu saldırılarda onlarca Filistinli katledildi. Yüzlercesi ise gerek Siyonist ordunun gerekse ırkçı faşist yerleşimcilerin saldırılarına hedef oldu. İsrail'in kendilerini bir açık hava hapishanesine kapatıp sivil halkın elektriğini, suyu gibi temel ihtiyaçlarını sınırlandırmasına yüzlerce silahlı ve bombalı saldırıyla sistematik şiddetine karşı yapılan direniş hamlesi 10 yıllardır süren Filistin direnişinin bir devamı olup haklı ve meşrudur. NATO bloğu ve başta ABD olmak üzere emperyalist devletlerin tam desteğini alan İsrail 10 yıllardır Filistin topraklarında sivilleri hedef alan sayısız katliamlar yapmıştır. Aksa Tufanı hamlesinden bu yana Gazze'yi havadan, karadan ve denizden bombalayan işgalci İsrail ordusu yıkımı adım adım genişletmektedir. Fosfor gibi uluslararası anlaşmalarda yasaklanmış silahları da sivillere karşı kullanan işgalci İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklemiştir. Katil İsrail, Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den defol! Hak gösterdi. İşte Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı. El-Ehli Baptist Hastanesi sadece yaralıların tedavi edildiği bir yer değil. Evleri İsrail savaş aygıtı tarafından yapılan sivillerin sığındığı bir alandı. Kiliseye ait hastanenin güvenli bir yer olduğunu düşünen yüzlerce evsiz aile bu alana sığınmıştı. Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği hava saldırısında en az 500 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden Siyonist İsrail devleti katliamlarına devam ediyor. Katil Siyonist İsrail insanlık suçu ve savaş suçu istiyor. Dün akşam haberlerde de duyduğumuz gibi 1544 tane çocuk katledildi orada. 1544 tane çocuk. Filistin halkı yalnız değildi. Filistin halkı yalnız değildi. Filistin halkı yalnız değildi. Cephe iktidarı din kisvesi adı altında sözde Filistin halkını destekliyor. Aynı AKP iktidarı konu Kürt halkı olduğunda benzeri saldırıları uygulayıcısı oluyor. Rojava başta olmak üzere Kürtlerin bulunduğu her alanda kirli savaş politikaları ile katliamlar gerçekleştiriyor. Filistin halkı için yas ilan edip timsah gözyaşları dökerken
Öte yandan meclise savaş tezkereleri getirip bütün güçleri de harekete geçirmeye çalışıyor. Parti İsrail İşbirlikçi AKP. Parti İsrail İşbirlikçi AKP. Parti İsrail İşbirlikçi AKP. Orta Doğu'da emperyalizmin bir perperdana ziyade. Ortadoğu'da emperyalizmin savaş taşeronluğunu yapan AKP iktidarı ve İsrail, Rojava ve Filistin'de yaptığı katliamlar da bu savaştaki tarafını çok açıkça ortaya koyuyor. Egemenler karşısında ezilen halkları öz gücüne dayanan davranışından ve aynı isim kaderi paylaştıkları halklardan başka bir yok. Nehirden! Denize özgür Filistin! Denize özgür Filistin! Denize özgür Filistin! Saldırganlık politikalarını püskürtmek halkların direnişiyle mümkündür. Taşlarıyla, kopalarıyla, çocuk gelen elleriyle Siyonist rejime karşı on yıllardır direnen Filistin halkının yanındayız. Buradan Filistin halkının işgale karşı sergilediği haklı ve meşru direnişi selamlıyoruz. Başta Filistin ve Kürt halkı olmak üzere emperyalist saldırganlığın ve işgalci politikaların hedeflerinde olan tüm halkların özgür ve eşit koşullarda yaşayabilmesinin yolunun işçilerin birliği, halkların kardeşliği mücadelesini büyütmekten geçtiğini bir kez daha altını çiziyoruz. Tüm işçi ve emekçileri ve ezilen halkları dünya halklarının özgür, eşit ve barış içinde yaşayabilmesi için emperyalist, kapitalist sistem tarihin çöplüğüne göndererek sınırsız, sınırsız ve sömürüsüz bir dünya kurma mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz. Siyonist rejim Filistin halkını hedef alan tüm saldırılarını durdurmalı, işgal ettiği topraklardan çekilmelidir. İsrail ile askeri, ekonomik, diplomatik tüm ilişkiler kesilmelidir. İkili anlaşmalar iptal edilmelidir. ABD ve NATO üsleri derhal kapatılmalıdır. Filistin halkının yanındayız, ezilen tüm halkların yanındayız. Ankara Emek ve Demokrasi Platformu. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin halkı yalnız değildir. Nehirden denize özgür Filistin. Nehirden denize özgür Filistin. Siyonizme karşı kızıl bayrak yukarı. Siyonizme karşı kızıl bayrak yukarı. Dostlar, yoldaşlar, açıklamamız burada bitmiştir. Biz her zaman ezilen halkların yanında olacağız. Filistin halkının yanında olmaya, onların mücadelesini yükseltmeye, seslerini bulunduğumuz her alanda duyurmaya devam edeceğiz. Thank you.